Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung M52'nin kamera kalitesini görmeniz için bir video çekiyorum. Videoyu Full HD 60 fps'te çekiyorum. Yani Full HD 1080p 60 fps. Aynı zamanda 4K desteği de var telefonun. 4K 30 fps'te çekeceğim. Bu ilk videomuz olsun. Şöyle bazı yakın nesneleri göstermek istiyorum. O üst seviye yok. Yani optik imaj sabitleyici olmaması yüzünden eliniz titriyorsa telefon titreyebilir. Odaklaması gayet güzel. Hızlıca odaklayabiliyor. Mesela şöyle bir yazıya yaklaşayım. Şunun küçük yazıları var. Bakın hızlıca odaklayabildi. Aynı zamanda ben videoyu şöyle bir tripod yardımıyla çektiğim için optik imaj sabitleyicinin olmaması benim için çok aşırı problem olmuyor ama dışarıda sokakta gezi videoları vesaire çekeceksiniz. Optik imaj sabitleyicili bir telefon almanız daha iyi olabilir. Sebebi şu. Hani eliniz titriyorsa eğer video kalitesinin epey düşmesini sağlayacak ve ne olacak? İzleyenlerin keyifsiz bir video izlemelerine neden olacaktır. Hani video çeken arkadaşlar ve eli titreyen sabit çekemeyeceğini düşünen arkadaşlar A51 modelleri de var. Özür dilerim, A52. Bu M52. M52'nin o üst seviyenin olmaması A52'ye göre bence en büyük farklardan bir tanesi. Bir de A52'de suya ve toza dayanıklılık vardı. Bunda yok. Tabii fiyatı da ona göre arasında nereden baksan 1000 lira 1500 lira bir fark var. Hani bakıldığı zaman bence fiyat performans anlamında alınabilecek en iyi telefonlardan bir tanesi. Kamera kalitesi de gördüğünüz gibi. Full HD 60 fps, yani 1080p 60 fps'e çekiyorum şu an. Yani şöyle de çekim yapabiliriz ki onu da yapacağım. 2160p yani 4K 30 fps'le çekim yapacağım. 4K'da 30 fps çekiminde var. Şöyle bazı nesnelere yakınlaşayım. Onları da görün. Video çekerken video kalitesini. Şu an aydınlıkta, karanlık çekimleri de gayet güzel. Hani karanlıkta video kalitesi olarak çok yüksek belki bir kalite alamayabilirsiniz ama fotoğraf kaliteleri karanlıkta fiyatına göre bence güzel. Hani fiyatına göre baktığınız zaman alınabilecek en güzel kameralara sahip telefonlardan bir tanesi. Ben görüntü kalitesini oldukça beğendim. Şöyle göstereyim hepsine. Teker teker bazı videolar çekelim. Şöyle nesnelerimizi gösterelim. Burada bakın bir şeyimiz vardı. Hani makro çekim değil ama videolarda böyle güzel çekimler yapabiliyorsunuz en azından. Tabii fiyat performans açısından bakmak lazım. Şöyle dik çekimde yapayım. Sabitleyiciyi bir yerden kullanıp göstereceğim. Dışarı çıkıp bir video çekerim. Şöyle bazı içinde deniz kabuklarım vardı. Şu kutumun içinde. Onları da göstereyim. Hatta şöyle güneşe doğru çekelim. Şöyle bazı bitkiler vardı. Doğrudan yetiştirdiğim. Hem kamera kalitesini görüp hem de farklı bitkileri göstermek istedim size. Şöyle bunlar kapalı oluyor. Kurudukça açılıyor. Buraya atmıştım. Bu tohumlar İşte şunun gibi bitkiler oluyor. En azından faydalı bir video olsun en azından. Bunları da arkama koydum. Şu şekilde selvi çam yetiştiriyorum. Hani bunları da doğada bir yerlere ekeceğim artık. Mezarlıklara vesaire. Bitkileri sevdiğim için bunları göstermek istedim. Hani güzel makro çekimlerde yapabileceğiniz bir cep telefonu. Hani gündüz çekimi gayet iyi. Şu an ışık çok güzel. Belki ondan da yanıltmasın sizi. Hani ışık güzel olduğu zaman bu şekilde çekimler yapıyor. Hani daha düşük ışıkta şunu demeyin bana sonra ben aldım senin kadar kaliteli çekmiyor diye. Şöyle de göstereyim bakın. Bunlar da sukulent. Hem kamera kalitesini görün hem de bazı konularda bilgilendirmek istiyorum. Hani elinden geldiğince dolu dolu bir videosunu istiyorum. Bunlar çok güzel kokuyor. Dediğim gibi şöyle şeylerim var. Bunların tohumlarını kendi salıyor bir süre sonra. Normalde bu kapalı aralıkları. İçinde tohumlarını barındırıyor. Bunun tohumunu atıyorsunuz toprağa. Sulayın sürekli. Güneşe koyun. Saksıyla. Saksı güneşte olsun. Suyunu verin. Böyle çıkacaktır. Daha sonra bunu isterseniz evinizin bahçesine ekin. Bunlar dik büyüyor. Ben özellikle seçmiştim. Hani eline büyüyen çamlar değil de dik büyüyen selviler var. Onlardan seçmiştim. Kendi şu an kullandığım telefon Note 8. Dediğim gibi bunu hediye aldım elimdeki telefonu. Şu şekilde. Yanında da bazı aparatlar almıştım. İçinden kulaklık çıkmıyor. Zaten kulaklık jack'ı da yok. Kamerası bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Hatta videoyu bitirmeden önce şöyle şu nesnelere son kez yakınlaşayım. Yakın çekimlerini görün. Şöyle kurtulmuş bir bitki var. Leylak bitkisi. Çok güzel severim. Şöyle deniz yıldızımız. Şu deniz kestanesi bilmeyenler için. Deniz kabukları işlemci. İşlemciye de şöyle yakınlaşalım. Şu size kumkuatı göstermek istiyorum. Portakalın küçüğü. Bazı arkadaşlar tepki verecektir. Neden bu kadar konuşuyorsun diye video çekerken. İç ortam, ışık alan bir ortam burası. Dışarıda da çekeyim hatta şimdi diyeceğim de.
Dışarısında bundan farkı yok. Bunlar da meyveleri. Bu şekilde kabuğuyla yenilen bir bitki. Kumkuat. Hani bunlar bu şekilde yetişmiş halde satılıyor. 3 yıllık fidan. Ben saksı koydum sadece içine bir tane. Üzerinde de böyle kumkuatlarım var. Bunlar daha sararmadı. Tam sarı olduğu zaman kabuğuyla atıyorsunuz ağzınıza. Yiyorsunuz. İçinde zaten ufacık bir şey var. Kabuğunu soymaya çalışmayın sakın. Bazı ilk defa yiyen arkadaşlar kabuğuyla mı yiyecek diye şaşırıyor. Ben de ilk defa kabuğuyla yemiştim. 2-3 kere yedikten sonra o ağzınıza verdiği tat çok güzel oluyor. Bu kumkuat, portakalın küçüğü, kabuğuyla yenen versiyonu. Bir de limkuat var, limonun küçüğü. Onda da limon tadı var. Böyle Çin'de yetiştirilen bir turunçgil aslında. Çin'den gelen bir bitkiymiş bu. C vitamini var içinde yüksek oranda turunçgil olduğu için. Dediğim gibi şöyle yaprağa da yakından çekeyim. Yani OYÜS tesliği olmadan iki elle çekiyorum şu an. Normal bir fotoğraf makinesiymiş gibi sıkıca tuttum kamerayı. Belki çok titreme yapmıyordur. Şunlar da içinden çekirdeği çıkmıştı kumkuatın. O çekirdekleri kurutup içine attım. Onlar da böyle bir yeşermiş. Bunları da birine hediye edeceğim artık. Şöyle saksının içine attım çekirdeği. Şöyle. Ya ben aslında Samsung biraz daha şey renkleri güzel gösteriyor. Hani olduğu gibi. Xiaomi de güzel gösteriyor ama birisi biraz daha aydınlık gösteriyordu. Şöyle uzaktan çekeyim. Uzak çekimini görmüş oldum. Dış ortamları bu şekilde. Şöyle dışarıda çekeyim size. Yakınlaşayım hatta şuraya doğru bir. Hani genel anlamda bu şekilde. Bunlar da az önce bahsettiğim çamın üstünde bulunan kozalakları gibi bir şey. Şöyle bire düşeyim. Uzaklığı. Yani yakında çekim yapabiliyorsunuz. Şu şekilde yakınlaşıp. Şöyle. Hatta şurada yakınlaşayım size. Güzel bir yakınlaşma yapayım. 10x. 10x de şu şekilde. Telefonu tuttuğum mesafe bu. 1x de şu an. 1x'ten 10x alayım. 12'si alıyorum hemen. 2x de şu an. 4x de. Bu da şu 10x yapalım. 10x de çok yüksek değil. Yakınlaşınca bakın burada maksimum yakınlaşacağınız bu kadar. Tekrar bir x'i alıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi M51'in kamerası bu şekilde. Kendi kamerasıyla kendi telefonda incelediğim bir video var. Yine bu şekilde. Odaklaması hızlı. Mesela şöyle üzerinde küçük yazılar olan bir şey getireyim. Hemen hızlıca odaklayıp küçük yazılarda rahatlıkla görmenizi sağlıyor. Tabi ışık da güzel olduğu için şu an. Net. Bir de sabitleyiciye koyayım. Şöyle bende tripod var. Bir tane masa. Deve boyunu tripodum var. Onun üstüne koyayım. Bir de deve boyunu tripodla görün. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın.